Selamlar efendim, iyi haftalar. Geçen hafta bizim için ekonomik anlamda hakikaten çok zengin bir haftaydı. Çünkü bir sürü veri açıklandı, bir sürü karar alındı. Hem Türkiye'de hem dünyada Avrupa Merkez Bankası faiz kararı vardı. Orada bir faiz arttırımı geldi. Fed'in faiz kararı vardı, onu takip ettik. Onlara ilişkin geleceğe dönük mesajlar verdi iki başkan da. Her şeyden önemlisi bizim Türkiye'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın hem aldığı bir dizi karar hem de yaptığı toplantı, sunum çok konuşuldu. Görevden almalar, görev değişiklikleri bunların hepsiyle ilgili sizlere şöyle bir toparlama yapalım. Bu hafta da ayın 3'ünde bir enflasyon rakamı gelecek. O bizim için çok önemli olacak. Onun üzerinden de geçeceğiz. Şimdi ben daha ziyade işte Türkiye'deki olan olaylardan ve bir projeksiyondan bahsetmek istiyorum size. Geçen hafta aslında Merkez Bankası'nın Perşembe günü enflasyon raporu sunumu vardı. Ve yılda 4 kere enflasyon raporu yayınlanıyor ve arkasından da bir sunum yapılıyor. Yeni Merkez Bankası Başkanımız Hafize Gaye Erkan'ın ilk sunumuydu. Dolayısıyla merakla bekleniyordu. Birçok soru geldi. Kendisi soruları cevapladı. Enflasyon raporunda önemli tahmin değişiklikleri var. Sunumdan en az sunum kadar. Onun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu yılın sonuna ilişkin Merkez Bankası enflasyon tahmini %22,3'ten %58'e çıktı. Bu hem biraz gerçekçi bir tahmin olarak görüldü ama bir taraftan da enflasyonun düşmeyeceği gerçeğiyle de net bir şekilde karşılaşmış olduk. Daha da aslında kötüsü önümüzdeki yılda yıl sonu enflasyon tahmini %33, bir sonraki yılda 2025'te de %15 gibi bir enflasyon tahmini var Merkez Bankası'nın. Yani biz bir süre daha bu enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz. Öyle gözüküyor. Şimdi aslında geçen haftanın başında alınan kararlar bizi daha yakından ilgilendiriyor. Bireysel olarak da ilgilendiriyor, şirketler olarak da ilgilendiriyor. Artı yatırımlara da etkisi var. O da Merkez Bankası'nın bu miktarsal sıkılaştırma ve sadeleşme kapsamında attığı bir takım adımlar var. Onlardan bahsedeyim size ve etkilerinden bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi, bireyleri en fazla ilgilendiren unsurlardan bir tanesi, kredi kartı avans faizi ve KMH ya da işte kredili mevduat hesabı, tek hesap, ek hesap ne derseniz. Bunun faizi arttırıldı. 2,89 oldu. Aylık 2,89 oldu. Dolayısıyla şu anda faizler önümüzdeki aydan itibaren ya da şu anda içine girmek üzere olduğumuz aydan itibaren bu faizleri yüksek göreceksiniz. Onu uyarısını da yapmış olayım. Bunun temel sebebi çok net bir şekilde enflasyon raporunda okuduğunuzda görüyorsunuz, az sonra bahsederim. Merkez Bankası Türkiye'deki bu enflasyonun yüksekliğinden ve bir takım dengelerin bozulmasından aslında tüketici talebinin yüksek olması, işte kredi iştahının yüksek olması, hem bireysel kredilerde hem özellikle kredi kartlarındaki büyümeden biraz rahatsız olmuş durumda ve buraları törpüleyerek, buraları tırpanlayarak bir şekilde ekonomiyi soğutup öyle de hem enflasyonla mücadele etmek istiyor, aslında daha da önemlisi ithalatı düşürüp Türkiye'nin bu yakıcı döviz rezervi sorunuyla savaşmaya çalışıyor. Onun için bu şeydeki kredilerdeki önlemler böyle bakılması gerekiyor. Şimdi bir tanesi bu. Yani faizler yükseldi. Daha az kredi kullanılsın diye uğraşıyor Merkez Bankası. İkincisi, aynı kapsamda bankaların belli bir kredi büyümesinin üzerine çıkarsa ekstra menkul kıymet tesis etmesi gerekiyor belli kredilerde. Buralardaki büyüme oranlarını geriye çekti. Oto kredilerini de geriye çekti. Ticari krediler de geriye çekti. Bu da önemli. İhtiyaç kredilerinde aynı duruyor. Neden önemli? Çünkü bankaların kredi verme iştahını azaltıcı bir etki yaratıyor doğal olarak bu. Tabii bu ticari kredilerde işte ihracattır, yatırımdır, deprem bölgesi kredilerini dışarıda bıraktı ama Türkiye'nin çok ciddi KOBİ'leri, işte şirketleri bu kredilerle döndüğü için buralardaki hem faiz artışı hem de bankaların iştahsızlığı hakikaten ciddi problemler yaratmaya aday. Onu da söyleyelim. Diğer önemli gelişme, Merkez Bankası'nın aldığı kararlarla ilgili önemli gelişme buydu. Onun yanında da ihracatçıları desteklemek amaçlı, biliyorsunuz bir takım önlemler alınıyor sürekli. Orada da reeskont kredilerinin rakamı arttırıldı. Bir de ihracatta %30 gibi bu ihracatı kullanıp, krediyi kullanıp da Merkez Bankası'na ihracat bedellerinin %30'unu verme meselesini kaldırdı Merkez Bankası. Diğer taraftan da işte o kredi süresi boyunca döviz alma
yasağı vardı. Onu da kaldırdı. İthalat amaçlı döviz alımı gerçekleştirebilir. Yani bunları aslında şöyle yorumlamak lazım. Eski defteri kapatıp yeni bir sayfa açmaya bu kadar fazla regülasyonların ortadan kalkmasına çalışılıyor. Tabi bunların ciddi etkileri oluyor. Bu etkiler maalesef hepimiz üzerinde yaşanacak. Çünkü Türkiye krediyle büyümeye, krediyle genişlemeye alışmış bir ülke. Ama soğuması için de bu kredilerin yavaşlaması gerekiyor Merkez Bankası'na göre. Bizim aslında bakarsanız önümüzdeki dönemde şirketlerimizin de zor durumda kalacağı ve yurt içi talebin de düşeceği düşünülürse aslında piyasalarımız açısından olumlu değil, olumsuz bir takım haberler bunlar. Ama gördüğünüz gibi işte bazı başka faktörler olumlu etki yarattığı için özellikle borsada ciddi bir yükseliş görüyoruz ve Türkiye'nin CDS primleri 380-390 puanlara kadar geri geldi. Bu çok önemli. Çünkü Türkiye'nin riskliliğinin düştüğünü gösterir. Hala gelişmekte olan ülkelerin neredeyse 3 katı CDS'imiz var. Ama belirgin düşüş sürüyor. Mayıs'ta 700-710 puana kadar çıkmış en yüksek ki 1-2 ayda bu kadar hızlı düşmesi hakikaten önemli. Diğer taraftan da Türkiye'nin 10 yıllık CDS ortalaması 350 bas puanmış zaten. Oralara doğru yaklaşıyoruz. Yani buralardan daha aşağı kalıcı bir şekilde düşmesini beklemek şu aşamada belki biraz fazla iyimserlik olabilir. Bunun yanında Merkez Bankası enflasyon raporu sunumunda soru cevap bölümünde bence Merkez Bankası Başkanı'nın önemli bir açıklaması oldu. O da şu: biz arka kapı yöntemleri kullanarak dövizi baskılamıyoruz piyasada dedi ama diğer taraftan da bankalara doğrudan satış yaparak döviz piyasasına müdahale ediyoruz dedi. Bu çok önemli. Çünkü biz biliyorduk zaten Merkez Bankası'nın piyasaya döviz sattığını. Bak, aksi mümkün değil çünkü ihracat bedellerinin bir kısmı oraya geliyor. KKM'den dövizler oraya geliyor. Daha önce bu videolarda sizlere bunu anlatmıştım. Orada da şunu çıkartıyoruz. Merkez Bankası'nın bir zımni enflasyon hedefi açık var. Zımni bir döviz kuru hedefi de var. Bize söylemediği ama kendi içinde. Yani bu merdiven gibi döviz kurunun yukarı çıkması, sonra bir yerde sabit kalması vesaire, aslında bu önceden nasıl Merkez Bankası bir yerde tutuyorsa kuru şu anda yine orada tutuyor. Yani şu anda 27'lere kadar gelmiş kurun daha fazla yükselmemesinin nedeni Merkez Bankası'nın bunun yükselmesine ilişkin çok fazla bir iştahının olmaması. Evet, kuru baskılamak için ekstra bir döviz satışı yapmıyor. Tamam, onu da kabulüz. Ama zaten şu anda Merkez Bankası'na gelen dövizler işte vesaire çok rezerv arttırıcı etki yaratıyor. Yani o Türkiye'nin o efendim işte döviz yok, rezervlerimiz düşüyor, öldük bittik durumundan biraz bu hem yurt dışından işte biraz bir miktar gelen paralar, işte enerji fiyatlarının düşmesi, o cari denge meselesini işte yazın turizmin olması vesaire, o döviz rezerv artışı var ama bir taraftan da bu piyasaya sunulan dövizle kur tutuluyor. Ve bu kurun tutulması önemli. Neden önemli? Çünkü belli ki bir miktar daha tutulacak. Nereye kadar? Enflasyon kadar artmasını bekliyorduk. Ben size öyle söylemiştim bu yayınlarda. O da kabaca Merkez Bankası'nın yıl sonu %58 enflasyon tahminini dikkate aldığımızda kurun enflasyon kadar artması TL dolar TL'nin yıl sonunda 33 liraya yakın bir yerde olacağını bize gösteriyor. Eğer bu kadar artarsa. Fakat şimdi başka bir konuya geçiyorum bağlantılı. Perşembe günü enflasyon raporu sunumu gerçekleştikten sonra Cuma günü ya da Perşembe akşamı, Cuma sabah Merkez Bankası Başkan Yardımcıları değişti. İşte Fatih Karahan, Hatice Karahan ve Cevdet Akçay Merkez Bankası Başkan Yardımcısı oldu. İşte Emrah Şenerler vesaireler gittiler. Şimdi burada kurla bağlantılandıracağım yer şurası. Daha önceki işte Bloomberg'te Cevdet Akçay'ın verdiği röportajlarda, şu anda yapılan uygulamalarda, aslında Fizik Ayhan Erkan'ın da söylemlerinin arasında biz enflasyonla mücadelenin ya da Türkiye'nin şu andaki rezerv biriktirme meselesinin vesaire dış ticaret problemiyle savaşının belli yöntemlerle olacağını görüyoruz. Çünkü diyor ki Cevdet Akçay, efendim biz ikiz açıkla şu anda karşı karşıyayız. Türkiye'nin bir bütçe açığı problemi var, bir dış ticaret açığı, cari açık problemi var. Bunun bütçe açığı kısmını öyle ha deyince çözmek
mümkün değil. Bir taraftan da zaten hani Türkiye'nin şu anda seçim ekonomisi uygulandı, deprem var vesaire. Ki onun için de önlemler alındı biliyorsunuz, vergiler yükseltildi. Ama diğer taraftan bizim bir an önce cari açık problemini çözmemiz lazım. En azından oraya bir pansuman yapmamız lazım. İşte burada kritik şey şu. Biz hep önceki Merkez Bankası yönetiminden cari açık, dış ticaret açığı problemini çözmenin yolunun ihracatı arttırmaktan geçtiğini duymuştuk. Bu çok gerçekçi bir şey değildi. Bunu sizlerle daha önce paylaşmıştım. İşte şimdi bu Merkez Bankası diyor ki, Merkez Bankası yönetimi, bizim cari açıkla mücadele etmemiz için ihracatı arttırmak akşamdan sabaha mümkün olmayacağı için ithalatı düşürmemiz gerekiyor. İthalatı düşürmemiz için de yurt içi talebi dizginlememiz gerekiyor. Yurt içi talebi dizginlememiz için de efendim bir kredilerde zaten gördüğünüz gibi zaten bir frene basıldı. Diğer taraftan önemli mesele şu. TL'nin reel olarak değer kazanması gerekiyor diyor. Yani TL'nin reel olarak değer kazanması gerekiyor. Yani enflasyon kadar kur yukarı gitmeyecek. Bu ihracatçılar için iyi haber değil. Ama bu şekilde Türkiye'yi ne yapmaya çalışıyor? Bir şekilde bu dengeleri TL'nin reel olarak değer kazanması sonucu sağlanmaya çalışılıyor. Zor bir mesele tabii. Yani onu sağladığınız zaman diğer taraftan da işte az önce söylediğim gibi bu sefer ihracatçılardan bir serzeniş geliyor. Çünkü yurt içinde fiyatlar çok artıyor. Siz kuru böyle salmazsanız işte ithalatı özendireceksiniz. İhracatı zor hale getiriyorsunuz. Ama diğer taraftan da Cevdet Akçay da diyor ki Türkiye'de bizim enflasyonla mücadele etmemiz için dedolarizasyonu sağlamamız lazım bir taraftan da. Aslında önemli meselelerden bir tanesi bu. Yani dedolarizasyonu da nasıl sağlayacaksınız? Efendim işte TL'nin cazibesini arttırarak, TL'nin cazibesini bir taraftan arttırmak faizleri arttırarak mümkün olur. O çok olmuyor. Ama diğer taraftan da doların cazibesini düşürerek, işte doların enflasyon kadar yükselmediğini gören yatırımcı dolara yönelmeyecek. Böylece de döviz talebi düşecek. Aslında hikaye bu. Bu sağlanmaya çalışıyor. Onun için TL'nin reel olarak değerleneceği, yani doların o 33, 34, 35 liralara değil, daha 30 ile 32 arası sanki yıl sonunda olacağı bir senaryo bizi bekliyor. Ana mesele bu. Bu geçen haftaki Merkez Bankası toplantılarından ve yapılan açıklamalardan benim çıkardığım mesele bu. Tabii ki bu da bir yere kadar yapılabilir. Dediğim gibi Türkiye'nin bir taraftan da şey problemi var. İhracatçıların serzenişleri yakında duyulacaktır. Tabii bunun bir güzelliği de enflasyonla mücadelede ithalat fiyatlarının, işte TL o kadar değer kaybetmedikçe ithalat fiyatlarının çok artmaması enflasyonla mücadeleye biraz yardımcı olması anlamına geliyor. Şimdi aslına bakarsanız borsaya da biraz kapsamda değinmek istiyorum. 260 dolarları geçti. Biliyorsunuz 250 dolarda orada bir sınır vardı. O düşen bir trend vardı, kanal vardı. O kanalı kırmış durumda. Düşeni kırdı yani, öyle söyleyelim. TL bazında da baktığımızda yükselen bir kanal vardı. O kanalı da yukarı doğru kırdı. Yeni bir kanal yapmaya doğru gidiyor. Bir kere ortalamalardan çok uzaklaştı. Ama yani her gün de yükselmeye devam ediyor. Onun için bir şey söylemek çok zor. Ama şunu söyleyelim. Temel olarak aslında bizim şirketlerimizin ikinci yarıda daha iyi performans göstereceği, finansal olarak daha iyi performans göstereceği, satışlarını daha fazla arttıracağı, kâr marjlarını arttıracağı falan biz Türkiye'ye girmiyoruz. Baktığınız zaman. Çünkü işte kredilerin artış hızının düşmesi, tüketici kredilerinin olsun, diğer işte ihracat vesaire şirketlerin kredilerinin olsun düşmesi. Bir taraftan da yurt dışında da işler çok çok iyi gitmiyor. Özellikle mesela Almanya'dan vesaire gelen haberler iyi değil. Zaten ilk yarı büyüme rakamlarına baktığımızda iç talebin çektiğini görüyoruz. Öyle olunca da aslında bir miktar, mesela atıyorum oto satışları ilk yarı kadar iyi gitmeyecek. Çünkü krediler, faizler çok yükseliyor. Bakın konutta biz bunu görüyoruz. Konut kredilerinde bıçak gibi bir kesilme var neredeyse. %3'e yakın aylık konut kredisi faizi var. Dolayısıyla bugün Dünya Gazetesi'nde bir haber vardı. Yani belli bir miktar, 3 milyon galiba bir kredinin
Aylık ödemesi 80-90 bin civarı. Tabii bu da konut piyasasını ciddi sıkıntıya sokmuş durumda. Bu sıkıntı diğer piyasalara da sirayet edebilir. Dolayısıyla işte atıyorum dayanıklı tüketim malları, işte televizyonlar, mobilyalar, beyaz eşyalar, az önce söylediğim gibi araba vesaire, bunların talebi çok ilk yarı gibi olmayacak. Çünkü ilk yarıda bunları yukarı taşıyan şeylerden bir tanesi işte kredi kartı harcamaları ve bireysel krediydi. Muazzam bir %185 gibi bir kredi kartı harcamalarında artış varmış. Bunu tabii düşürmeye çalışıyorlar. İhtiyaç kredilerinde Mart sonuna göre, işte bu enflasyon raporundan aldığım rakamları sizlerle paylaşayım. Kredi faizleri 16 puan artmış Mart sonunda. Yani şu 2-2,5 ayda 16 puanlık bir artış. İhtiyaç kredisi faizi %48. Ticari kredi faizleri 10 puan artmış, %25. Bir de biliyorsunuz BSMV'de artış olmuştu. Yani banka sigorta muamele vergisi ödüyorsunuz kredi kullandığınızda. Onun da etkisini dikkate aldığınızda aslında kredi maliyetleri oldukça artmış oluyor. Velhasıl bizim şirketlerimizin, özellikle işte bahsettiğim şirketlerin daha iyi değil, daha kötü performans göstereceği bir şeye doğru gidiyoruz. Ama diğer taraftan da işte CDS primimizin düşmesi, Türkiye'nin riskliliğinin düşmesi, risklilik düşünce de yatırımın daha fazla artması, bu değerlemelerin yükselmesi borsayı yukarı çekiyor şu anda. Yurt dışından tabii bir miktar yatırımın gelmesi. Dolayısıyla tekrar söylüyorum, borsayı aşağı çeken etkenler var, yukarı çeken etmenler var ve bunların şu anda arasında yukarı çekenler daha ön planda. Ama tekrar söylüyorum, faaliyet anlamında, finansal faaliyet anlamında, yani finansal tablo anlamında iyiye değil kötüye doğru bir gidişat olduğu da aslında biraz görülüyor. Yani bunda şuna bakmak gerekiyor. Bu değerlemenin temel unsurlarından işte geleceğe ilişkin nakit akışlarını belli bir indirgeme oranıyla bugüne indiriyorsunuz. Çok teknik taraflara girmeyeyim ama burada o nakit akışlarının çok artmayacağı, ama diğer taraftan da o indirgeme oranınızın risk düştüğü için düştüğünden, payda azaldığından toplam değerin yukarı doğru gittiğini görüyoruz. Yani aslında ana mesele bu. Onun için bu CDS'teki düşüşün artık sonuna geldik dersek, bu borsadaki yükselişin de yavaş yavaş sonuna doğru geliniyor olabilir. Onu da not etmekte ve o kapsamda da dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Evet, aslında bu hafta benim sizlerle paylaşacaklarım böyle. Önümüzdeki hafta enflasyonu bu hafta takip edeceğiz. Ve işte Fed yetkililerinden gelen açıklamaları dinleyeceğiz. Yavaş yavaş gelmeye başladı zaten. Önce Powell açıklamalar yaptı. Nispeten güvercin algılandı. Euro-dolar paritesini yukarı doğru attı. Sonra Lagarde çıktı. Faiz arttırmasına rağmen ondan daha beklenenden daha güvercin bir açıklama yapınca Euro-dolar aşağı doğru gelmeye başladı. Şimdi 1.10'lu seviyelerde. Dediğim gibi oralardan gelecek açıklamalara göre bir yön tayin etmeye çalışacak gibi gözüküyor. Çünkü iki merkez bankası da faiz arttırımlarının sonuna geldiklerini ima ettiler. En fazla bir faiz artırımı daha var zaten bu yıl içinde, ama belli ki o faiz artırımı gelmeyecek, öyle gözüküyor. Gelmeyince de tabii ki yeni fiyatlamalar ona göre gerçekleştirilecek. Bu haftalık benden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Bol kazançlar diliyorum.